Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız İki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbanda.com slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Banda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Üretim Banda ekibinin çoğunluğu olarak buradayız. Ender ve Ali Eren burada. Geçen sene ilkini yaptığımız bir seneyi değerlendirelim. Neler yapmışız bu sene? Gelecek sene için neler? Umut ediyoruz diye konuşacağımız bölüm olacak yine bugün. 2022 değerlendirilmesi. Tarih 14 Aralık. Tam olarak bitmedi. 2 haftamız daha var. Ama çoğunluğunu değerlendirebileceğimiz bir fırsat bu. Hoş geldin Ender. Hoş geldin Ali Eren. Hoş bulduk Eren Bey. Teşekkür ederiz bu fırsatı bize sağladığın için. E, 2022'nin en büyük değişikliği o kendimize birimiz artık sizle konuşuyoruz. Evet Çok... Allah e, razı olsun buraya dahil olduğumuz için teşekkür ederiz. Öyle bir söylüyorsun ki sanki yani kapıya vuruyorsun da bir seni almıyoruz gibi. Tabii hayallerim gerçek oldu artık iki yılın sonunda ben de bu sen kimsin mi <laughs> kendini tanıtsana? Tabii ben kendimi tanıtayım. İlk defa sesimi duyuyorsunuz. Slack'ta olanlar büyük ihtimalle yüzümü gö görmüştür diye tahmin ediyorum. Ben Ali Eren. Üretim bandında yaklaşık bir buçuk yıldır sistemin, perdenin arkasındaki yüzü olarak çalışıyorum. Kurgu sonrası işlerle, sosyal medya yönetimiyle, komitedeki muhabbetle ilgileniyorum. Bu alanda destek olmaya çalışıyorum. Onun dışında Marmara Üniversitesi öğrencisiyim. Sigortam.net'te Junior Product Manager olarak çalışıyorum. Yani perdenin arkasındaki kişi olarak ya, gerçek patron sensin diyebilir miyiz? Yok. <laughs> Bilmiyorum artık. Ya, buradaki tek patronun kim olduğunu hepimiz biliyoruz ama ben adını anmayacağım. O kendisini biliyor. Ender tabii ki. O kendisini biliyor. Şimdi 2022'yi değerlendirelim. 2021 bölümüne bir baktım buraya gelmeden önce neler konuşmuşuz diye. Güzel bir bölüm olmuş. 2022'yi de bence güzel bir değerlendireceğimiz bir fırsat olacak. Sizin için nasıl geçti 2022 üretim bandı açısından? Ender senle başlayalım. Benim için üretim bandı açısından 2022, üretim bandı teknik podcast açısından bakayım. Orada çok verimli olamadı bu sene bence. Kaç bir şey denedim zaten konuşuruz o bağlamda. Aslında yeni şeyler denemeye çalıştım onların da süper olduğunu, beni pek tatmin ettiğini söyleyemem. Bir sene önceyle karşılaştığımızda ben tabii bunların hepsini söylüyorum. Aslında bir sene önce daha fazla bölüm yapmıştım. Daha değişik İngilizce podcastlar falan vardı. Bu sefer olmadı bunlar. Yani sebebi başka sebepleri de vardı. Çok gezdim galiba ondan kaynaklanıyor. Neyse. Ama yani hani genel olarak bakarsak hiç ya yani sıfır değil. Gene bir şeyler yaptık. Yeni insanlarla tanıştık. Yeni şeyler öğrendik. İlerleyen zamanlarda konuşacağız. Öyle söyleyebilirim ama üretim bandı olarak da podcast anlamında farklı şeyler de denedik. Etkinlik bile yaptık hatta onda podcast yaptık. Ondan da konuşuruz. O anlamda güzeldi, söyleyebilirim. Ali Eren senin için? Direkt podcast açısından bakarsak biraz daha geçen sene göre daha kısırdı. Yani daha farklı şeyler denemiştik. Ama bu sene evet bir, biraz daha iyi olabilirdi. Fakat dediğimiz şey üretim bandı bir podcast'ten daha fazlası bak açısından bakarsak bu sene eğitimlerin yılı oldu. Bayağı farklı alanlarda eğitimler yaptık. Şu an için totalde şu an devam eden yazılım eğitimiyle beraber bu sene 5 üç farklı alanda 5 eğitim tamamladık. Onun haricinde meetup'lar yaptık. Ortak olduğumuz podcast'lerle beraber çalıştık. O açıdan daha farklıydı. Büyük ihtimalle bu etkinlikler de zaten bizim podcast'ler üzeri, üzerindeki ağırlığımızı azalttı. Çünkü çok vakit alıyor. Bir noktada eğitim planlıyoruz, uyguluyoruz. Bu sadece eğitim saatleriyle biten bir iş değil. Bu yüzden biraz bunlara ağırlık verdik. Bence daha keyifli oldu. Ya podcast alanında benim için de daha beklediğimi ya sayı olarak, bölüm sayısı olarak diyelim veya podcast tarafına yapmak istediklerim olarak değerlendirdiğimde çok istediklerimi yapamadığım bir yıl oldu. Ama diğer şeyler konusunda aslında bayağı bir yeni şeyler denedik. Mevcutları arttırdık, hızlandırdık. Onlar güzeldi. Birkaç tanesini bahsettiniz. Fiziksel etkinliklere geri döndük. Diğer organizasyonlarla ortak etkinlikler yaptık. Bir konferans yaptık. Farklı ölçeklerde aslında etkinliklere bir örnek olması açısından. Eğitimlere Ali Eren sen dediğin gibi aslında bir gaza bastık diyelim. Bu gaz aslında 2023'te daha da hızlanacak diyelim. Daha da fazla gaza basacağız bu konuda. Aslında toplu aktivite olarak baktığımızda güzel verimli bir yıl oldu. Podcast tarafında normal bir Seyirde devam etti diyelim. Ama orada da güzel şeyler yaptık bence. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Şimdi biraz rakamları konuşalım. High level rakamlardan aşağı doğru inelim. Podcast tarafından konuşuyoruz şu anda. Hani podcast'lerden bahsediyoruz aslında şu anda istatistik olarak. Toplamda 33 tane bölüm çekmişiz. Bu 33 bölümün 11'i teknik, 19'u ürün, 3'ü de ortak bölüm. Bu mesela hani 2021 değerlendirmeyi de ben Hani ortak bölüm olarak saydım. Diğer iki tanesi de Code Fiction'la yaptığımız ortak bölüm. Bir de üretim bandı ve Code Fiction etkinliğinin kaydının podcast olarak paylaşılmasını saydığımda ...üç tane ortak bölüm yapmışız Ender seninle. Bu bizim için yeniydi bence. Yani 2020'de hani paraşüt olarak bir hani ikimizin de olduğu bir bölüm çekmiştik ama teknik ve ürünün bir araya geldiği aslında üç tane bölüm çekmişiz gibi oldu. Güzel bir rakam. Evet evet özellikle Code Fiction'la buradan selam olsun onlara da yaptığımız bölüm benim için de çok enteresandı modere etmek o kadar insanı. Ama hepsi arkadaşımız keyifli zaten yüz yüze de görüştüğümüz insanlar. O çok güzel bir bölümde keyifli bir bölümdü. Zaten hani etkinlik muhabbeti de oradan çıktı. Akabinde de bir etkinlik patlattık yazın sonuna doğru. Orada çok keyifliydi. Onu da hani ses kaydı olarak hani o bir podcast değil aslında ama ses kaydı olarak yayınladık. Yani ben bu tip şeylere çok değerli buluyorum. Böyle zaten hep de konuşuyorum. Yani buna crossover diyorlar ya başka şeyleri bir araya getirmek. Onu yapmak iyi oluyor. Farklı fikirler ortaya çıkıyor. Mesela hiç aklımızda böyle beraber bir şey yapmak yoktu Code Fiction'da ama yaptık güzel oldu. Devamı da getireceğiz inşallah. E belki 2023'te de böyle şeyler zaten konuşuyor oluyoruz. 2023'te tekrar olabilir daha güzel şeyler benim için öyleydi diyebilirim ama ben burada bir de Eren'e sorayım Aleynen etkinliğe de gelmişti podcastı da dinlemiştir eminim ki çünkü şeyin hazırlığını yaptığı için sen neler hissettin abi o masanın bir tarafından öncelikle ben bütün bölümleri dinledim çok ilginçtir hepsini sıkıcı takip ediyorum çünkü notları ben hazırlıyorum zaten bölüm güzeldi açıkçası orada pek dinleyememiştim çünkü sosyal medya içeriklerini çıkarıyordum İşte biraz networking kısmı da vardı işin keyif tarafı Arkada bir mutfak da vardı. Ayıp bir söylemesi. Fakat oradaki bence en büyük eksiklik yani ben video kaydı olsun çok isterdim. Sadece ses yayınladık. Yani o da fena değildi. Ama ara sıra topluluğu gösterdiğimiz, konukları gösterdiğimiz bir video kaydı olsa keşke de böyle YouTube'a koysak dediğim nadir bölümlerden biriydi. Ali Eren hep negatife odaklanıyor yemin ederim. Yani bir güzel şeyleri söyleyemedin mi? Ben gelişim noktalarına odaklanıyorum diyelim. İlk etkinlik olduğu için biz onu konuşmuştuk yani görsel olsun mu yayın yapalım mı falan diye. ilk etkinlikten hani Code Fiction için hani uzun zamandır yaptığı ilk etkinlikti. Bizim ikimizin birlikte yapacağımız ilk etkinlikti. Ona çok girmeyelim demiştik ama evet olsa güzel olurdu. Zaten belki de 2023 için aslında yazdığım şeylerden bir tanesiyle ama bir tane denemek istediğim şeylerden bir tanesi de aslında görsel kayıtlı bir podcast aslında paylaşımı. Yani sadece sesli değil YouTube'da da izlenebilecek yani görsel bir podcast'e güzel olabilir aslında denenmesi için. Bence de çok güzeldi bu arada etkinlikler. Etkinliklerden gidelim bir. Bir Code Fiction'la yaptığımız ortak meetup vardı. Yaklaşık 80-90 kişi falan katılmıştı ki yağmurdan dolayı böyle bir son dakika yer değişikliğine gitmiştik. Ona rağmen 80-90 kişi gelmişti. Bence güzel bir etkinlik olmuştu. Ya şehir dışından bile gelenler vardı canım. Doğru. Mesela ben. Vardı. Evet, sen, Mert... İngiltere'den gelmişti Code Fiction'dan. Bayağı bir aslında İstanbul'da olmayıp da gelenler vardı. Yani. Aynen doğru diyorsunuz. Lenny's Newsletter ...la birlikte yaptığımız Eylül'deydi zannedersem bir et veya Ağustos'tu tam hatırlamıyorum. Pabinno'nun terasında bir etkinlik vardı. Ali Eren sen o zaman var mıydın? Gelmiş miydin o etkinlik? O etkinlikte yoktum. O etkinlik çok güzeldi yani Pabinno'nun terasının manzarası inanılmazdı. İşte onlar tabii akıllı bir hafızçısı yaptıkları için biz de ürünlerini kullandık diyelim. Ve hani gerçekten çok keyifli böyle bir meetup olmuştu. Oraya da yaklaşık bir yüz kişi falan geldi zannedersem. Keyifli bir ortam vardı. Hmm. Nisan ayında Scalex ile birlikte bir product management konferansı yaptık. O da hani bizim için bir ilkti yani üretim bandı olarak bir konferans düzenleme. Orada Scalex ekibi aslında hani birlikte organize ettik ama hani o işin operasyon tarafında onlar bayağı bir yük aldılar. Onlara da buradan hem teşekkürler diyelim hem de onları da böyle bir hatırlamış olalım o etkinliği de. O da çok güzel bir sonuçtu bence. Hem güzel katılım vardı hem içerik keyifliydi hem sonrasındaki muhabbet vesaire de keyifliydi. Hani fiziksel etkinliklere böyle bir güzel bir geri dönüş yapmışız şimdi baktığımızda. Daha da fazla olabilirdi. Ama en azından güzel böyle bir farklı farklı şeyler yap iyi olmuş, güzel olmuş. Mesela PLS'de de şehir dışından katılım çok çok fazlaydı. Hatta bir uçak beraber geldik muhabbeti vardı hatırlarsan Ankara tarafı özellikle. Doğru. Ankara ekosistemindeki productçılar Emrah, Aykut, Bahadır, Burak. Hatırladıklarım bunlar. Hatırlamadıklarım affetsin beni. Baya bir gelen vardı. Belki üretim bandının artık... Onlara gitmesi lazım İzmir ve Ankara'da ki komünitileri siz daha iyi biliyorsunuz tabii de ben podcast tarafına yoğunlaştığım için genelde hiç öyle bir şey olmadı sanırım. Kendi kendi gruplaşmaları oldu ama bir perden arkasındaki patron kalkıp oralara gidip <laughs> oradaki Ankara buluşması yapacağım. mı diyorsun? Ankara İzmir yani büyük yani hep İstanbul ölçeğinde düşünüyoruz ya 23'te belki de 24'te bilmiyorum çünkü bu tip şeyler yapmak çok zor şimdi bu code fiction olayında çok şey öğrendik aslında organizasyonu yapmak ne kadar gelecek yeme, içme network hani bir de güzel bir şey olsun istiyoruz bir de şimdi kitle şöyle oldu üretim bandı product tarafına bakıyor PM işte code fiction daha developer böyle iki taraftan geldi yani aslında biraz böyle kesişim kümesi azdı o yüzden de kalabalık oldu hadi neresi kaldırır kaldırmaz keza yağmur yani koca hafta sadece bir gün yağmur yağdı İstanbul'da o da bizim etkinliği yapacağımız gün yazın yani Ağustos'un ortasında <laughs> ama yer bulduk Ve sağ olsun Mert orada bayağı bir şey yaptı. Güzeldi fakat belki başka şeyleri düşünebiliriz etkinlik için. Ben araya gireceğim evet. burada şunun için çünkü biraz unutulmuş hafızaları tazeleyelim. 2021 yazıydı sanırım biz iki, iki, ilk meetlerimizdi bu. Onun öncesinde online yapıyorduk yazık pandemide. O yaz bir İstanbul'da bir Ankara'da yapmıştık. İstanbul'da Eren böyle bir cadde bostanda çimlerde yapmıştı sanırım. O da keyifliydi. Biz de Ankara'da Inofab'ın ofisinde yapmıştık. Mertan'ın önderliğinde. Onlardan da sanırım bir exit haberi geldi bu hafta. Böyle denk geldi ama tam takip ettiğiniz mi bilmiyorum. Orada yapmıştık. O da çok güzel olmuştu. Hem ofiste olmuştu üstüne işte tatlılar, börekler, çörekler derken bayağı eğlenmiştik. Şu ay için bir Ankara etkinlik konuşuyorduk ama bir co-founder beşkul galiba pek üstlenmedi işi. Bakalım ne olacak onun kaderi de. Yani benim mi üstlenmem gerekiyordu? Yok Or o, o, aramızda değil. Ama ha, ha, o co -founder. Founder. tamam ama o co-founder co <laughs> o co -founder. tamam anladım şimdi. Yine E ile başlıyor. Evet evet E ile başlıyor eğitim veriyor devamını bulun. Bir de co-founder. Twitter'da da aktif diyelim. Kendisini seviyoruz. Yok, bence o da yoğunluktan herhalde şey yapamadı. Ama katılıyorum. Ender. Ankara, İzmir, başka şehirler de olabilir. Bence denemesi gerekiyor. Ben Ankara'ya çok gitmek istiyorum bu arada. Yani çünkü Ankara'daki gerçekten çok bence kaliteli bir ekosistem var ve. Orayı daha yakından tanımak istiyorum ya yani oradaki şirketleri daha yakından tanımak istiyorum. Hep böyle aklımda vardı böyle bir bir gün gideyim böyle toplu podcast çekeyim böyle ardarda bölümler çekeyim falan böyle. Daha fırsat olmadı. İnşallah bir gün onu da yaparız. Sana Ama Ankara'yla buradan... ilgili enteresan bir şey söyleyeyim mi? Ankara'da ben Ankara'ya gittim. işte orada birkaç arkadaşı size ziyaret ettim. Bu Erhan'ları, Serhat'ları falan. Orada işte Teknokent var. Ee, orada çok fazla teknoloji firması var. Ee, böyle co space falan var. Orada gezerken birkaç kişi ben üretim bandından, sesimden dolayı falan tanıdı. Ha çok iyi. <laughs> ben tanımıyorum insanları. Onu da burada belirttim yani. Hani gitmemiz gitmen gerekiyor. <laughs> Yok orada da takipçi olduğunu biliyorum ya. Orada bayağı zaten misafir olarak aldığımız konuk olarak aldığımız bayağı bir Ankara'da firma da var. O yüzden orada da bir kitle olduğunu biliyorum. İstiyorum gitmek. Orada arkadaştı bayağı var hani bu ekosistemden. O yüzden hani o anlamda da gitmek isterim. Bayağı keyifli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Burada söyleyelim. Zaman içerisinde bunu söyledikçe zaten beynimiz o şekilde çalışıyor. Bir şekilde olur diye düşünüyorum. Zaten Ankara'daki ekip de bir şeyler organize etmeye çalışıyordu. Bu da vesile olsun eğer dinliyorlarsa birlikte hareket edip belki bir şeyler yaparız Ankara'da da. Şimdi podcast'e geri dönelim. Etkinlikler biraz güzel toparlamış olduk. Bence şeyden başlayalım. Bu Spotify rap'tan başlayalım. Ya yani birkaç tane data paylaşırız ama onun dışında onun öncesinde size bir sorayım yani siz nasıl değerlendirdiniz? Bir içeriği sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Ali Eren senden başlayalım sonra Ender. Yani benim için ilginç olan bir veri vardı aslında bunların arasında. O da %75'in bizi 2022'de keşfetmesi. Aslında çok yeni bir podcast değiliz. Biraz bir mesaimiz var. Ama yine de bir artık neredeyse hokistik tarzı bir growth'la böyle bir yeni insanlarla tanışma olmuş bu sene. O bana ilginç geldi genel olarak. Onun haricinde Hani sayılar makul diyorum ben. Bunu geçen sene yapmamıştık galiba hatırlamıyorum ama Yok. böyle bir muhabbet bu çıktığıda vermiş miydi Spotify hatırlamıyorum ama ben ben çok mutlu oldum görünce bir kere. Bu sene aslında bakacak olursan sonra sayıları konuşuruz. Çok emek vermememize rağmen bence benim tarafımda en azından. Çok güzel sayılar. Ben çok memnunum. Yani bu You Are In The Top yüzde işte 5 Most followed Podcast'ın arasına girmesi yani en çok dinlenen yüzde beşin arasında olması yani şahane bir şey ve Aler'in dediğine katılıyorum. Bu sene <laughs> hype yani 2020'de hype olmamız. Zaten biz bunu 5 senedir yapıyoruz yani. Eren en azından 2018'den beri yapıyor yani. Hani belki siteyi falan değiştirdik ondan mı oldu bilmiyorum. Da. ya da etkinlik yaptık olabilir. Şeyde çok nevli sınır gelmişti. Teknikle Fatma podcast podcast'iyle çok fazla gelen insan olmuş ki kendisi de zaten code fiction podcast'inin seslerinden biri. Bu benim yani bunun teknikle öne çıkması da çok hoşuma gitti mesela. Fatma'yla öne çıkması çok hoşuma gitti. Tanıdık insanlarla tanıdık podcast'lerle olması onlar belki oradan da bir onlara da giden kısmı olmuştur bilmeyenler. Benim için çok tatmin ediciydi. Bu kadar az yapmamıza rağmen bu sene böyle gelmesi güzel hissettir. Demek ki biraz daha üstüne düşsek çok farklı yerlere gidecek. Çünkü çok niş bir alanda konuşuyoruz ya de aslında baktığında yani. Hani. belki üst sıralarda değiliz ama bence sayılar bizim ölçeğimizde çok çok güzel. Ben mutluyum. Katılıyorum. Benim de aklımda kalan ve çok beni mutlu eden metrik aslında şey. Globalde en çok paylaşılan podcastlerin top %1'indeyiz. Yani en üstteki en zirvedeki top %1'deyiz. Yani en çok paylaşılma oranına sahip. Ben bunu herhalde adet olarak değil paylaşılma oranı olarak yorumluyorum. Çünkü adet olarak global paylaşılma oranlarına bence kapışamayız. Hani ama oran olarak bu neye oranlıyorlar onu da bilmiyorum. Hani fan sayısına mı, dinleyen sayısına mı bilmiyorum ama ben şöyle yorumladım. Dinleyenlerin veya fanların paylaşma oranı olarak yorumladığımda hani globalde top %1'de olmak bence bu çok değerli bir veri. Çünkü şeyi gösteriyor. Hani dediğim gibi çok çok büyük bir kitle olmasa da olan kitle inanılmaz bağlı ve inanılmaz böyle hani o içeriği paylaşma odaklı. Yani paylaşıyorsa demek ki değer görüyordur. Belki de bu %75 büyümenin 2022'de gelmesiyle de bağlantılı bir şey de olabilir. Yani paylaşıldığı için yeni insanlarla tanışmış da olabiliriz bu vesileyle. Bu benim için çok gerçekten çok mutlu eden bir veriydi. Hakikaten böyle globalde paylaşılma oranının en 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 yüksek yüzde birde olmamız hakikaten tatmin edici bir şeydi. Bu arada bu paylaşımların yüzde kırkı da Whatsapp'tan yapılıyor. Yani, yani onun ha ta, tam onu diyecektim. Ben tam onu senin lafını bitirebileceğim. Çok ilgi, ilginç şimdi fark ettim. Çok ilginç değil mi? %40'ı Whatsapp'tan paylaşılmış. <laughs> evet yani Whatsapp grupları mı yoksa bireysel olarak mesajlarda mı paylaşılıyor bilmiyorum. Yani nerelerde paylaşıyor ben merak ediyorum açıkçası. Yani hani böyle bir podcast Whatsapp grupları varsa bizi de dahil edin. Eğer öyle bir şeyse hani yeni bölüm çıktı veya farklı farklı bölümler paylaşılıyorsa biz de dahil olmak isteriz bu tip şeylere. Ama Whatsapp %40 olması hakikaten bayağı enteresan. %2 Instagram bence hani okey düşük bir rakam %2 ama Instagram'dan paylaşılıyor olması da çok iyi. Çünkü biz Instagram'da yokuz yani biz Instagram'da bir şey paylaşmıyoruz. Yani hani yeni bölümleri Instagram'dan paylaşıyorsak ve onlar paylaşılıyor olsa hadi tamam anlayacağım. Ama biz Instagram'da olmamıza rağmen %2 Instagram'dan olması bence çok güzel. de tabi direkt link yolluyor yani direkt o linki alıp paylaşıyorlar. Twitter'ı da direkt link olarak alıyor galiba. Yani Spotify'ın uygulamasından Twitter'da paylaş var mı bilmiyorum ama sanırım onu sayıyorlar. Olması biz öyle biz, biz öyle yapıyoruz şimdi ya. Biz öyle yapıyoruz. Yani biz duyuruları yaparken Spotify linki direkt linkini koyuyoruz. koyuyoruz. Evet, linki alıp koyuyoruz. Ama onu sayamıyor. Orada bir UTM falan yok ya. Muhtemelen onu takip sadece onu direct link olarak sayıyor muhtemelen. Direkt uygulamadan havadan Twitter'da paylaş yapılsa oradan takip edebilir. Çünkü hiç Twitter yok. Adır var ama o adırın Twitter olduğunu düşün. Yani oraya girmiş herhalde. Mobilde Twitter var. Galiba desktopta veya webde yapınca zaten bu seçenekler çıkmıyor diye biliyorum ben. Direkt hani mobilden seçmen lazım. O da copy link çok daha kolay çünkü Twitter'a gidiyorsun onun özel mesajı oluyor falan uğraş yani. Evet. Bir tane veri de aslında hoşuma giden şeydi. Şey demiş. Bütün dünyadaki en çok takip edilen %5 podcast içerisinde olması. Bu bu bence adet, takip edilme adedi. Tüm dünyanın %5'inde olmamız gerçekten güzel bir rakam. Kaç takipçimiz var söyleyelim mi? Söyleyelim. 11.000 takipçimiz var evet. Bu takipçilerin 597'sinin bir numaralı podcast'iyiz. Yani en çok dinle, dinledikleri podcast'iz. Bu 597 kişi. Sizi çok seviyoruz. Yani bütün fanlarımızı seviyoruz ama sizi bir ayrı seviyoruz. Çünkü gerçekten hani bu bizim için çok mutlu edici bir şey. 2347 kişinin de top 5 podcast'indeyiz. 3196 kişinin de top 10 podcast'indeyiz. Bu kişilere de çok çok teşekkürler. Gerçekten hani sık dinliyor olmanız bizi çok mutlu ediyor. Umuyoruz ki hani size böyle fayda sağlıyoruzdur. Keyif, bilgi neyse hani al bizden aldığınız şey sağlıyor olmamız bizi mutlu ediyor. Diğer birkaç tane daha veri paylaşalım. 31 ülkeden dinlenmişiz. Tabii ki de bunlardan birincisi bir Türkiye. Ama Azerbaycan 2 numara. Bunu ben şeyde de iTunes'da da görüyordum. iTunes'da da Azerbaycan listelerinde arada sırada çıkıyoruz böyle yukarılara doğru. Sonra Kanada, Almanya ve Amerika geliyor. Bu da herhalde farklı ekosistemlerdeki, diasporadaki arkadaşlarımız diyelim. Memleket özlemi içerisinde buradaki ekosistemi takip etmek isteyen insanlar. Sizlere de çok teşekkürler. Ta uzaklardan bizi dinliyorsunuz. Ve diğer 26 ülke artık neresiyse. Yani eminim ki Avrupa'da bayağı bir insan vardır. Ama başka başka hangi ülkeler onları da merak ediyorum açıkçası. Burada şey de var. Söylerim istersen. Avrupa'da Hollanda, Finlandiya, İsveç var. Dinleyenler arasında, listeye girenler arasında. Kıbrıs var. Avrupa'da olmasa da burada listede görünen. United Kingdom işte bir de şey İngiltere'de listeye girmiş. Bu da kimlerin olduğunu zaten biliyoruz az çok. <laughs> hani Türkçe yayın yaptığımız için dinleyenlerin muhtemelen zaten onlardır diye düşünüyorum. Benim için orada ilginç olarak Özbekistan ve Tayland var bu arada. He. Var yani. Evet, Özbekistan ve Tayland var. Tayland'da bilmiyorum hani böyle nomad tarzı Çalışan arkadaşlar olabilir ama Özbekistan için herhangi bir yorumum yok gerçekten. Tayland'da da var ya tanıdıklarımız. Onlar dinliyorlardır muhtemelen. Özbekistan bence de enteresan. Tayland bir şekilde anlatabiliyorum. Senin dediğin gibi <gülüyor> dijital <laughs> nomadlar. Özbekistan'dan dinleyenlere de selamlar. Aşağı, bizim bir arkadaş Biz Özbekistan'da işte, o üretim bandını mı açtı orada? Kişi <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi tanıyorsun diye listeye girmez o. Bir kişi dinliyor Abi, diye. <laughs> Baya düşüktür zaten yüzdesi. Tabii. Toplamda 72 bin kere download edilmişiz bu sene içerisinde. Onun dışında başka enteresan veri var mı ona bakıyorum. Follower sayımız Spotify'da bu. %28 artmış bu sene içerisinde. Oradan işte %28 artarak 10.900'lere gelmiş. Güzel yani bence hani çok böyle az bölümde çıkmadık bu arada hani şey olarak baktığımızda. Şimdi toplamda 32 bölüm, 33 mü 32 bölümüne. Geçen sene 66'ydı bu ve 65'ti. Onunla hani kıyaslayalım. Ve iyi bir rakamdı bence. Böyle bayağı 33-33, 66'ydı galiba. 33 teknik, 33 ürün falan böyle eşitti. Çok güzel bir bence şeydi, performans i̇yi diyelim. İyi mesai yapmışım. Aynen. 66 bölüm. Dile kolay. Bu sene toplamda 32 yaptık. Ama yine de bence çok da şey değil. Yani iki haftada birden yine daha fazla ...bir sıklıkta çıkmışız demek oluyor bu... ...tabii bu gerçekte realiteye baktığımızda... ...belki birkaç ay yeni bölüm çıkmıyoruz... ...sonra birkaç ay sürekli bölüm çıkıyoruz... ...sonra tekrardan birkaç ay çıkmıyoruz gibi... ...şeyler de oluyor... Ama o da en azından bizim çekme şeklimiz diyelim. Her hafta çekenlere helal olsun diyorum. Yani kolay bir iş değil. Yani konuklu konuksuz fark etmez. E, bunu yapanlar var. Valla büyük başarı bence. Ben yani kendi adıma konuşayım. Bunu daha önce de konuştuk. Şimdi konuklu bölüm biraz daha zor. Çünkü onu organize etmek gerekiyor. E, keza iki ses var. Kaç tarafın teknik durumunu ayarlaman gerekiyor. İşte ondan sonra işte sesi temizlerken falan ben konuklu bölümlerin daha zor olduğunu düşünüyorum. Başka podcastine boş verirsek bizim genelimize düşünürsek aslında mesela biz seninle beraber yapıyoruz. Yani hani haftada iki podcast aslında çıkıyoruz normalde. Yani baktığında yani normalde ayda 8 yılda 96 podcast gibi bir şey olması gerekiyor gibi duruyor baktığında. Öyle bir rakam, öyle bir konuk, öyle bir şey yok. Nitelik mi nicelik mi diye soracak olursak tabii biz genelde aslında neyi merak ediyorsak, neyden keyif alıyorsak, hangi insanlara konu etmek istiyorsak burada onlara odaklandığımız için bizim için nicelik yani kalitesi önemli sayısından çok. Geçen sene tabii bir <laughs> uçmuşuz. Bu senede ama birazcık daha fazla olabilirmiş. En azından haftada bir bölüm çıksaydık ikimizden biri 48 bölüm bulsaydık toplamda. Güzel olurmuş. Çünkü bu sayı biraz daha ya yanıltıcı az sonra birazdan açıklarım ben neden olduğunu. Teknik bölümü daha az aslında. Teknik bölümü daha az çünkü yani yavaştan oraya girmek ister misiniz bilmiyorum da. Şimdi burada 11 teknik bölümü diyor ama 11 teknik bölüm aslında galiba 8 olması lazım. Çünkü pi konun 4 ayrı bölümü çıktı değil mi yani o sayı ya o dahil yani 4 ayrı bölünmüş gibi sayarsak 11 ama eksiltirsek aslında 8 farklı kişiyle yapıldı. O yüzden hani daha az benimki. Orada böyle çok uzundu podcast. iki buçuk saat falan sürdü. Ben onu bölüm bölüm yapmak istedim. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu. Bana özelden yazanlar oldu. Abi güzel olmuş, abi hiç olmamış. Biz bunu dinliyoruz tam güzel yerinde kesiyor, kesmişsiniz falan gibisinden. Yani hani bir şey deneyeyim dedim. Biraz öyle oldu. Gene olabilir bilmiyorum. Ama öyle bir deneme oldu. Yani sayı biraz daha az teknik için aslında. Ya o önemli değil de bence deneme güzel bir denemeydi. Yani farklı bir format denememiz, denememiş olmamız bence güzel. Deneyerek zaten daha iyi şeyler bulmaya çalışmamız gerekiyor bence. O yüzden deniyor olmamız benim hoşuma gidiyor. Oradan direkt işte direkt denemelere bence girelim. Ya yani bunu yaptığımız bu 2022'yi değerlendiriyoruz. 2021'i değerlendirdiğimiz şey de bizim için bir ilkti. Code Fiction'a yaptığımız ortak bölüm de ilkti. Farklı bir podcastle hani ikimizin de dahil olduğu hani onları da sayarsak toplamda 5 tane aslında podcast sunucusunun olduğu bir podcast bölümü çekmek bizim için ilkti. Fiziksel etkinliğin kaydını podcast'e koymak bizim için keza bir ilkti. İşte 4 bölümden oluşan senin demin anlattığın podcast çıkmak bizim için bir ilkti. Ya bu denemeleri yapmak bence güzel. Biraz hani sınırları zorlamak iyi oluyor. Ben burada bir şey söyleyeceğim gene tekrar. Aslında bu 4 bölümlü podcast'in güzel olmamasının nedeni bendim biraz. Çünkü ben onu başta öyle düşünmedim. Şeyle konuşurken eserle. Konu konu açtı, konu konuyu açtı, konu konuyu açtı. Çok uzun oldu. Abi dedim ben bunu böyle yayınlayamam çünkü bu dinlenmeyecek. Yani hani son az, sondakiler falan kaynayacak muhtemelen. Böleceğim dedim. Tamam dedi. Bölerken de güzel bölemedim muhtemelen. Yani hani ya da kendimi güzel anlatamadım bölen arkadaşları. O yüzden biraz böyle istediğim gibi olmadı. Aslında kafada güzel kurgulasam hikaye yaratsam orada çok güzel böyle arkası yarınlı bir podcast çıkar. Yani aslında bir bazı bölümler 15 dakika falan oldu. O da biraz az oldu. Böyle 45'er dakikalık koyabilseydik eğer hem insanların o yolculuğunu da işte İstanbul'da bir yerden bir yere giderken ki zaman dilimini de dolduracaktı. Hem de diğerleri için de sıkıcı olmayacaktı. Ama gene deneyeceğim bu sefer daha kurgusal yaklaşıp deneyeceğim ama yani. Hani bu biraz daha böyle tırnak içinde acemiliğime geldim. Orada ben de ek yorum vereyim. Çok katıldığım nokta tam olarak bölündüğü yerler benim de. Bence burada büyük ihtimalle sen zaten bölümlerin kaçar dakika olacağını pek kestiremedin. Ama normalde aklındaki gibi olmadı. Ondan dolayı oldu. Hani onun için o tarafla belki daha iyi iletişim deneyerek bir sonrakine daha iyi sonuç alabileceğimize ben inanıyorum. Çünkü mesela ben de şey yaşadım, yine hafta hafta dinledim ben de, işin büyüsü bozulmasın dedim kendim için. Ve aslında konular bitti sandım ve ona göre de böyle sosyal medyaya çıkıyordum işleri. Sonraki bölümde aynı konuları konuşunca mesela orada çok kötü ben de arada kaldım bir anda. Tekrar konuyu değiştirmek zorunda kaldım. Mesela ben ben de bile arada kaldım yani. Normal ya. Bunlar yeni şeyler de, denediğimiz zaman olacak yani. Hani şimdi ilk defa yaptığımız için biraz ne olduğunu görmüş olduk, anlamış olduk. Bence güzel bir denemeydi. Yeni şeyler öğrendik. Evet, sonraki sprintte düzeltiriz. Aynen. Şu an 2022 retrosu yapıyoruz. Peki ben kendi işe denemelerimden bahsedeyim. Biraz da hem deneme aslında hem de 2022 2021'de yaptığımız o değerlendirmenin biraz aslında oradaki dilekleri de aslında nasıl ya, olmuş, mu olmamış mı oraya da bir değerlendirme şansı olur. Şöyle bir dileğim vardı. Yazılım dışı üreticileri konuk olarak alabilmek gibi bir dileğim vardı geçen sene. Onu istediğim seviyede yapamasam da, adet olarak yapamasam da yaptım biraz akla gelenler de Sinan Güler, basketbolcu, milli basketbolcu ve son bölümlerden Murat Çorlu ile yaptığımız güneş paneli bölümü. Gerçekten şeyle alakası olmayan bölümlerdi. Sinan Güler bölümü belki biraz hani takım oyunu vesaire olduğu için biraz ben hani orada konularda da zaten bağlamaya çalışıyorum yani işte bir ekip olarak biz nasıl daha iyi bir takım oluruz zaten konusu da oydu. Hani belki biraz bağlanıyor ama yine de hani bunu bir sporcuyla konuşmak benim de zaten hep hayalimde olan bir şeydi yani hep böyle şey teknik direktör, antrenör veya işte sporcuyla bu konuları konuşmak. Aklımda Sinan Güler de vardı yani hani bizim bu dünyaya da aşina olan bir kişi olarak. Sağ olsun o da geldi ve bu bölümü çekebildik. Benim için güzel bir deneyim oldu. Güneş paneli tamamen Hani hiç alakası olmayan bir konu. Sadece hani Murat'ın bir tweet'inden cesaretlenerek aslında Murat'a yazdım. Tanışmıyorduk. Twitter'dan yazdım. İşte böyle böyle ben güneş panelleri konusunda ilgiliyim. Hani senle bunu podcast'te konuşabilir miyiz dedim. Sağ olsun o da hani olumlu döndü ve hani güneş panellerini konuştuk. Hollanda'da yaşayan işte Murat'ın güneş paneli kurma deneyimi ve o işte güneş paneliyle yaşama deneyimlerini konuştuğumuz bir bölüm oldu. Güzel bir şeydi yani hani biraz işte aslında hani sınırları açmaya çalışıyorum. Üretim bandının en azından ürün tarafında daha farklı konular. Çünkü ilk hatırlarsanız başladığımız format işte X firması nasıl ürün geliştiriyordu. Bu sene zannedersem Ali Eren düzelt beni eğer hatalıysam hiç öyle bir bölüm yayınlamadık. Özellikle zaten öyle yayınlamamak için efor sarf ediyoruz. Bölümleri, yani benim şirket ismi ya. olabilir. Yani benim biraz hani oradan, ben oradan biraz şey yapmaya çalışıyorum, Çık, kaçmaya çalışıyorum diyeyim. Biraz daha hani genişletmek için şeyleri, biraz tema odaklı vesaire olsun diye. O açıdan güzeldi yani. Ben de hemen kontrolü de ettim. Kontrol sağladım. Ürün tarafında hiç yapmamışız. Sadece bir tane var ama o da tam bir firmanın hikayesini konuşuyoruz. Teknik tarafında da iki tane direkt böyle nasıl X geliştiriliyor bölümümüz mevcut. Onlar da zaten bence yine olması gerekiyor. Çünkü başka yeni firmaları tanıttığımız bir iki bölüm olmuş. O yüzden istisnalar kaydı bozmaz diyelim. Yok illa olacak diye bir şey de yok yani. Bu, bu da bir yolculuk sonuçta. Evet, evet. Değişim evet. yolculuğu. Biraz hatta ben onun şey bile bakıyorum. Şu seriyi demiştim ya. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor. Çok değerli bir insan alıyorsun. Mesela Eser'le öyle oldu işte. Şimdi Eser Getir'de çalışıyordu. Bölümü dinlemeyenler biraz... Spoiler gibi olacak ama artık yapacak bir şey yok. Getiri bıraktı, yeni bir girişime girdi ama onunla Devrel diye bir bir şey var. Ben de bilmiyorum çok merak ediyorum çok da böyle popi şey bir şey oldu yani popüler bir şey oldu son zamanlarda Türkiye'de de özellikle. E bu nedir ne değildir falan gibi konuşmak istiyorsunuz. Bu Sefer yani üç şey çıkıyor ve üçü de birer saatlik olunca kocaman bir bölüm oluyor. Bunlar aslında işte iyi organize edip bölüm bölüm yayınlamak benim de kafamda oluyor. Yani aslında Eran'la konuşacağım ama Eran'la çalıştığı şirketin iç dinamiklerini de konuşabilirim, konuşabiliyorsak eğer. Ama Eran enteresan bir şey de yapıyordur oradaki bir title'ından dolayı. Onu da konuşabiliriz. İkisini böyle illa bir podcast'ı 40 dakika bir saate sığdırmanın çok da bir şeyi yok. Ben biraz bu sene onu denemek istiyorum çünkü ben biraz şey bakıyordum. Şimdi not da aldım kendime. Yani bir davet ettiğim kişiyi bir daha almayayım. Çünkü hep aynı insanları almak çok bana şey gelmiyordu. Farklı yüzler, farklı sesler olsun, farklı deneyimler olsun, farklı gruplardan insanlar gelsin bakıyordum ama yani eğer insanlar değerli bir şey yap yapıyorlarsa da böyle bakmak çok da iyi değilmiş galiba. Yani insanlar tekrar tekrar davet edebiliriz gibi geliyor. Tabii 10 kere değil de hani birkaç kere olabilir. En aklında kalan bölüm hangisi oldu? En aklımda kalan bölüm hep eser eser diyorum. Eserin bölümü oldu. Zaten orada hep bir şeyler denedik. Eserle organize organize olmamız 3 ay falan sürdü. O o benim gerçekten içime işledi artık ve merak ettiğim birçok konu vardı. Onu da aynı gruplarda olduğumuz için takip ediyorum zaten. O da beni ediyor? O benim aklımda kalan bir bölüm oldu. Süslenmesi ayarladığım bir bölüm de oldu açıkçası çok fazla. Benim için öyle söyleyebilirim. Sizin de durum nasıl? Alera. Gizemle yaptığımız böyle benim için test meselesini konuşmuştuk. Onun da en büyük sebebi şu. Biraz böyle kendi bir hikayemi gizeme benzettim bir açıdan. O da işte bilgisayarlarla alakalı bir bölümden mezun ama çok fazla böyle haşır neşir olmayı sevmemiş. Biraz daha product rollerine yönelmiş. Devamında tekrardan oradan teste dönmüş. Şu an bile düşündüğüm bir iki konu olduğu için o bana çok böyle samimi gelmişti. Onu böyle bir iki defa daha dinledim ilk dinledikten sonra. O yüzden o benim için en akılda kalan bölüm. Benim için de Sinan Güler bölümü herhalde. Çünkü ben de hani Sinan'la o bölümü çekmek için herhalde bir sene boyunca böyle bir gitgeller oldu. Tabii çok meşgul bir insan. Çok şey yapıyor. Yani hani şey tarafı şu an basket aktif olarak basket oynuyor falan vesaire. Hani onları bir kenar bakıyorum. Güler Legacy var. Kendi yatırımları var. Kendi başka projeleri var. Derneklerde aktif rol alıyor. işte bir aile babası vesaire. Hani çok yoğun bir insan. O yüzden hani onu ayarlamak bayağı bir zaman aldı. Ama ayarladığımızda da gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Benim için çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu ve kafamda bazı hipotezler vardı. O hipotezleri aslında karşılığını gördüğüm hani biraz onayladığım bir bölümde oldu. Ve hep aklımda zaten vardı işte bu demin de bahsettim yani bir spor takımıyla bir antrenörle bir sporcuyla konuşmak. O şeyi de tatmin edici bir bölüm oldu benim için. Ama daha da fazla çekmek istiyorum yani bir antrenör bir şey spor takımı bu futbol olur, basket olur, Formula 1 olur vesaire hiç fark etmez yani benim için. Onu da bir çağrı olarak dinleyenlere varsa tanıdığınız bir antrenör, bir Formula 1 takımı tanıştırırsanız valla süper olur. İkinci soruya geçelim. Seni en şaşırtan bölüm. Bu sefer Ali Eren'den başlayarak ben sizi şaşırtayım. Açıkçası benim için şaşırtıcı bölüm olarak ben The Most'u seçeceğim. Çünkü o kadar fazla kaynak öğrendim ki o bölümden. Kendime böyle bir bookmark listesi çıkartmak zorunda kaldım. Takip edilecek yerler konusunda. Hala da bir kısmını falan takip etmeye çalışıyorum. Maalesef bir kısmı paralı ve dolar üzerinden olduğu için yatırım gerekiyor. O yatırımı çok yap yapmıyorum açıkçası dürüst olacağım. Ondan dolayı hepsine bakamıyorum ama hani ben bu kadar fazla kaynak öğre öğrendiğim başka bölüm daha hatırlamıyorum. O yüzden o bölüm benim için de çok değerli. Oradan ben geçiş yapayım Ender çünkü benimki de aynı bölüm benim de şaşırtan bölüm aslında Mümtaz'ın bölümüydü ki Mümtaz'la biz hani bayağı şeyde konuşuyoruz. Ya yani süreçleri karşılaştırıyoruz birbirimize o konuda böyle hani fikir paslaşıyoruz. İşte şunu nasıl yapıyorsun, bu nasıl yapıyorsun, nasıl araştırma yapıyorsun vesaire diye. Hani gerçekten böyle yoğun bir araştırma sürecinden geçtiğini biliyordum ama bu kadar da hani derin olduğunu açıkçası tam anlamamıştım. Yani bir bölümü nasıl yaptığını anlattığı zaman hakikaten böyle helal olsun dedim yani hani bu bu efor ve zaten hani çıkan sonuç da gösteriyor ne kadar efor konduğunu. Çünkü çok çok kaliteli bir iş yapıyor. Bu arada hani şey bu Mümtaz Mümtazla çektiğimiz Lumos nasıl işte Lumos'ta kaliteli içerik üretimi de aslında yazılımın dışında bir iş. Şimdi onu, onu hatırladım. Beni de en şaşırtan bölümü olmuştu. Yani Mümtaz'ı hani her ne kadar bu konuları konuşsak da bu kadar derin bir analiz yaptığını bilmiyordum. Bilmeyenler için de Lumos'u tekrarlayalım. Hani Lumos podcast'ine dinleyin. Çok güzel şirket analizleri yapıyor. Farklı farklı kaynakları derleyerek üzerine kendi analizlerini de koyarak çok profesyonel bir şekilde bir hani şirket analizi yapıyor yatırımcı gözünden. Çok faydalı gerçekten tavsiye ederim. Ender, senin için en şaşırtan bölüm neydi? Hangisiydi? Yani ben hepsinde çok şaşırıyorum çünkü şöyle bir şey oluyor bende. Biraz daha böyle ilk önce konukla bir tanışma, tanıyorsan bile biraz ne konuşabiliriz, ne edebiliriz ben biraz ön hazırlık yapıyorum. Bunları konuşsak olur mu diyorum. O bir şeyler söylüyor. Sonra gelip konuşmaya başlıyoruz. Oradaki her konuştuğumuz konuşmuyoruz ama konu konuyu açıyor. Konu konuyu açınca farklı Diğerlere giriyoruz ve aslında insanların yaptıkları işlerden dışında başka şeyler de öğreniyorum. Bu beni şaşırtıyor. Yani belki benim gündelik hayatıma etki etmiyor olabilir. Böyle süper linkler, süper şeyler değil mi konuştuğumuz gibi ama en azından böyle hımm falan edirtebiliyor. Şimdi gerçek bir bölüm var söylemeyeyim kimin olduğunu. O o enteresan bir bölüm gerçekten. Tanıdığım bir insan değildi ama ben yani böyle insanlar var ve ortaya çıkmasını daha fazla olduğunu düşünüyorum. Fakat en şaşırtan bölüm diyecek olursanız, e, isim verecek olursam ben bu Leo Ufuk Işıkdoğan'ın computational şey art yani hesaplanabilir sanat bölümü benim fayar şunlar. Kendisi Apple'da çalışıyor. Apple'ı konuşamayacaktık zaten biliyoruz o kadar Apple dedik ve geçtik. Ama kendi yaptığı iş e, NFT'den de önce dijital sanatla uğraşması, bunları anlatması çok enteresandı. Benim çok uzak olduğum bir yer. Ki ben e, Furkan'ı üniversite zamanından da biliyorum. Çok sıkı fıkı olmasak da birbirimizi tanıyorduk. O çok keyifli bir bölümde. Onunla tekrar konuşmak çok güzeldi. Onun hayatını tekrar e, konuşmak podcast'ın e, podcast'in öncesinde ve podcast'te çok keyifliydi. O yüzden hani benim için orada süper şaşırtıcı bir şey yoktu ama yani keyif aldım ve şaşırdım. Yani onların ikisini birleştirirsem öyle söyleyebilirim. Peki en çok öğrendiğim bölüm? En çok öğrendiğim bölüm eserin bölümü oldu. Yani biraz daha eserin bölümünde çok fazla şey konuştuğumuz için hepsinden çok güzel şeyler öğrendim ama eserin bölümü biraz daha uzun ve merak ettiğim bir bölüm olduğu için özellikle devrelation konusu, o devrel konusunu çok merak ediyordum. Dino GS'i konuştuk. Topluluklarla alakalı eser çok uzun zamandır çalışıyor. Onun fikirlerini duymak ve farklı bakış açıları kazanmak benim açımdan çok öğretici oldu. Soft konularda ve daha böyle spesifik konularda da olsun. Sizde durum nasıl? Benim için şeydi. DeFi Vader'la yaptığımız token ekonomisi ve Web3 oyunları. Yani o da bir ilk. Anonim bir Twitter karakteriyle bölüm çekmek aslında o da bir ilkti. Kim olduğunu söylemiyoruz. Kendisi isterse söyler ama onunla çektiğimiz bölüm benim için hani en çok öğrendiğim şey oldu. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmediğim bir konuydu. Tokenomics denen işte token ekonomisi ve bunun Web3'teki kripto dünyasındaki oyunlarla bağlantısını Ben açıkçası çok denk gelmemiştim. O bölüm sırasında duydukları ve o bölüm öncesinde zaten bu konuya hazırlanırken yaptığım araştırmalardan aslında bayağı bir bu konuyu biraz daha iyi anladığımı düşündüm. O yüzden benim için çok böyle farklı bir alandı girdiğimiz bu alan. Bayağı da keyifliydi yani. Ali Eren? Benim için bence bu cevap pek beklemiyorsunuz ama Zeynep Nurak Taş'la yaptığımız bölümdü. Hem kitabın üzerine hem de kamuoyu konuştuğumuz bölüm. Bunun nedeni şu. Benim aile biraz memur genel olarak yani. Bütün herkes memur ailede. O yüzden açıkçası kamu da bu işte nasıl yürüyor diye ben içten içe merak ediyordum. Çok böyle tanıdığım da yoktu. Onu dinlemek benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden ben bunu seçtim. Şimdi o Zeynep'in bölümüyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Zeynep'in bölümü sayılara baktığımızda aslında tekniğin en çok dinlenen bölümü bu sene. Bizim podcastları kendi içimize ikinci bölüm ama teknikte birinci bölüm. Fakat çok fazla insan gelmemiş. Yani hani Fatma'nın bölümü aslında biraz daha getirmiş. Ama Zeynep'in bölümünü ben yani hani özellikle değil benim için şaşırtan da aslında hepsi dedim ya kamuda zaten Zeynep'i bulduğumda hemen yapıştım böyle kamuda çalışıyor falan. Ve ben kamuda sözde yani şey personel olarak çalıştığını bilmiyordum. O da beni çok şaşırtmıştı ve bir de yanda bu kadar şeyle uğraşması yeni işte yani çocuğu var o bu bilmem ne birçok işi var bunların hepsini yapıyor vallahi vay çok çok güzel bir bölümdü yani birçok kişiden duydum Ali Eren ama senden duymam iyi oldu bu arada abi bir şey yorum yapacağım senin bu sen bunları bize hiç söylemiyorsun yani bunları söylesen de bir kaza gelsek güzel olmaz mı bir sene bekleyip şimdi söyle ben <laughs> abi ne güzel bölüm yapmışsınız falan diye keyifli olur bence Paylaş like ya Tamam. <laughs> yani bana diyeceğim bir şey yok. Çünkü aramızda böyle çok olmadığı için hani bazen çok tutamayıp yazdığım şeyler oluyor. Onu biliyorum kendimden. Ama böyle çok komentli çalışmıyoruz. Daha yorumlamaya çalışırım sizi. 2023 hedef olsun. Ali Eren bazen şey yapıyor. Çok hoşuna gitmeyen Gerçekten hoşuna gitmeyen ve gerçekten hoşuna giden. Normal bir internet yorumcusu gibi aslında. Ama ben onu demiyorum. Işte ortayı, ortayı söylüyorum aslında da. Neyse istediği gibi yapsın. <laughs> Ne oluyor istiyoruz paylaşım ilk yorum yazıyor hemen <laughs> tabii ilk yorum her zaman ilk yorum o o normal. Ama ben burada Aleren'in hakkını vereceğim. Kimse kusura bakmasın. Yani Aleren'in yaptığı işi ilk, ilk başlarda hep biz yaptığımız için her anda çok iyi bir, gerçekten çok zor bir şey. Yani ben özellikle üretim bandının teknik podcastlerini dinlemiyorum zaten. Hani doğal olarak. Eren'in yaptıklarında çok böyle boşta kalırsam ve ilgim çekerse dinliyorum. O öyle bir durum. Yani söyleyeyim bunu burada söylemeyeyim değil ama onu dinlemek, not çıkarmak, onu güzel cümlelere dökmek bazen Ali Eren paylaşıyor. Abi şurada bir revize yapalım diyorum ama utanıyorum da biliyorum oradaki emeği. Sağ olsun o da bizi idare ediyor ve dinliyor. Yani artık nefret etmiştir seslerimizden herhalde ama iyi ki var yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun için bir yıl bekledim falan. Bir buçuk yıl bekledim ve artık açıklıyorum. Yok yani hani revizeler aslında işimi daha da kolaylaştırıyor. Çünkü bir şeyler sonuçta uydurmam gerekiyor oraya. Ne olduğunu anlaşılması gerekiyor. Biraz merak uyandırması gerekiyor. Bazen revize almam gerekiyor. Bazen almadan iş yapıyorum sonra revize geliyor. Bunu niye böyle yazdık falan diye. Onların da üzerine zaten çalışıyoruz tekrardan. Allah şükür editleyebildiğimiz yerlerde işler yapıyoruz zaten. Sorun olmuyor yani. Teşekkür ediyorum ben. Ama en azından ben bölümleri dinliyorum Ender. Hani dinlemiyorum demem bence hiç hoş olmadı. Onu da söyleyeyim. Ha ben mi? Ben dinlemiyorsam dinlemiyorum derim abi. Yani. <laughs> ben de yalan yok Eren bilir. Ya şey güzel. Senin çalışma şeklin abi... Mesela geçen dedin ya podcast'i çıkamayacağım bu bugün işte iki gün şu gün çıkalım falan filan diye. Yani bu bu çok takdir ettiğim bir çalışma şekli. Ya, yapamamak, yetiştirememek problem değil. Haber vermemek çok büyük bir problem benim çalışma şeklimde. Sen de zaten yetiştiremiyorum çünkü bula bula diyorsun. Çünkü su zaten sorun var Yetiştiremiyorsan yetiştiremiyorsundur. Ama opsiyonları da veriyorsun ve hallediyoruz. O, o yüzden yani hani seviyorum yani güzel. Ama ben dinlemiyorum evet. <laughs> Ara. Eyvallah. Ali Eren'in buradan alkışlıyoruz. Ciddiyim bu arada. Geyik gibi şey yapıyordum ama hakikaten Ali Eren sağ olsun son bir buçuk senede bayağı bir şey sisteme oturttuk. Arka tarafta podcast tarafında. Eline sağlık Ali Eren. O yüzden de zaten böyle bir şey oldu. Terfi gibi oldu. Podcast'e çağırdık bu sene. <laughs> şey 23 Nisan'da da hostman olabilir miyim ya artık bence bunu Bakarız yani. ona, ona bakarız. 19 Mayıs sana 23 Nisan'a ona bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Bizde de koltuk sevdası var yapacak bir şey yok. Podcast'i bırakmak istemiyoruz yani. Neyse 2023 kapıda ben daha fazla konuşmuyorum. Şimdik yavaştan da hani toparlamak adına son birkaç tane sorumuz vardı. Bir onları şey yapalım sonra da kapatalım toparlayalım. Herhangi biriyle bölüm çekip sen kimle çekerdin? Açıkçası bunlar devam ediyor. Geçen senekiler devam ediyor. Çünkü zaten çok böyle ulaşılmaz hedefler koymuştum orada. O Onların ulaşılmaması durumu hala devam ediyor açıkçası en azından şimdilik. Onlar da şeydi Shopify CEO'su Toby Lütke, Mercedes Formula 1 takımının patronu Toto Wolf ve New England Patriots Amerikan futbol takımının koçu Bill Belichickti çekti. Kendileri dinliyorlarsa ve Türkçe biliyorlarsa buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir gün inşallah onlarla da bölüm çekmek fırsatım olacak. Yeni o yüzden yeni bir şeyim yok. Orada sadece belki şey söyleyebilirim. Yani daha fazla konu konuları aslında biraz daha da hani yazılım dışarısına çıkararak aslında farklı alanlarda işte film gibi, restoran gibi farklı böyle sektörlere girip aslında bölümler çekmek istiyorum. Kimle çekerdim sorusunun cevabını Ender senin için bu sorunun cevabını. Ya direkt biri söylersem aslında Serdar Kapanoğlu var ya SSG SSG Ekstresi'nde kurucusu onun Street Coders diye e, kitabı da çıkmıştı. Bu sene çıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene de olabilir. O bana enteresan geldi. Okumadım ama en azından birazcık biliyorum ne olup bittiğini. ona konuşmak isterdim yani hani tekine konuk etmek e, benim için ya tanışmak onda ve şey enteresan olabilirdi. Geçen sene kimleri dedim hatırlamıyorum. Aynı şekilde olabilir hala. Fakat ben biraz daha underground <laughs> müzikte de genel ve burada da öyle underground insanları bulmaya çalışıyorum mümkün olduğunca onları konuşturmaya onları mikrofonun karşısına oturtmaya çalışıyorum o yüzden isim veremeyeceğim ama biraz konsept söyleyebilirim peki Ali sen kimleri dinlemek istersin podcast'te? tüh kimle çekmek isterdin deseydin sen diyecektim ama bitti sormadın onu kimi dinlemek isterdim açıkçası ben biraz düşündüm ama aklıma pek bir şey gelmedi Sadece Fatih Terim şakası yapmak istiyorum. Gelse vallahi dinlerim liderlik anlasında şöyle keyifli olabilir. Ama ben şunu istiyorum gerçekten. Mesela film ve lokantada konuştuk zaten burada. Hani başka nerelerde nasıl iş yapılıyor? Hani daha çok böyle iş yapış konuşmayı daha çok isterim. Bir ne bileyim ikinci yönetmen gelse, bir şef yardımcısı gelse. Tam tepedeki kişi değil bu arada. Hani bir tık altı nedense böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani en tepeden daha ziyade alttaki adam dedikoduyu da bilir ya. Alttaki insan diyeyim kusura bakmayın. İşin de tam mutfağına bu şekilde girebilirmiş gibi hissediyorum. Açıkçası ben bunu daha çok tercih ederim yani. Bunları daha çok dinlemeyi isterim ve daha çok dinleneceğine de inanıyorum. Ali Eren böyle deyince benim aklıma şey geldi. Bir tane kanal var YouTube'da. Geçen şey yaptırıyorlar. İşte uzmanları oturtuyorlar. İşte polisleri oturtuyorlar. Polis filmlerini izletip işte orada onlar yorum yapıyor falan böyle ya da dövüşçü, sporcu falan. <laughs> Geçen eski mahkumu çıkarmışlar altlarındaki yorumları okumanızı. Ona da, da hapishane şeylerini yorum yaptılar ve onu, adamın YouTube kanalı var. Hani altındaki yorumlar falan okumanızı tavsiye ederim o bölümü paylaşırım sizle. Enteresan bir ülkede ya yaşadığımız için herkesi koduk edebiliriz yani. <laughs> Öyle. Bölüm notları bekleriz. Oradan da 2023 hedeflerine geçelim Ender. Valla 2023 için benim en enteresan gelen bir fikir var benim aklımda ama şöyle o da yani üretim bandının bir YouTube kanalı yok. Aslında hani YouTube'a böyle hafiften yatırım yapsak güzel olur. Remote çalışmanın artık hayatımızda normal bir yere geldiğinde ben insanların yerinde nasıl çalıştıklarını merak ediyorum. Özellikle developerların ya da seniorların falan. Bunları da hem de böyle biraz gezme de olsun gibi yaparaktan böyle bir şeyler yap, böyle bir seri yapmak var aklımda. Onların yerlerine gidip mesela Ankara'ya gidip Ankara'da işte Eran Erhan'ın ofisine gidip Erhan'la bir gün geçirmek yani hani bir mesai günü onda da zamanla ayarlayıp ve bunu kamera altına almak ve bunu güzel kurgulayıp koyabilmek tabii ki yani burada Tarık'a da bayağı görev düşecek gibi görünüyor ama bence çok keyifli olur. Yapılıyor da eskiden bunları görüyordum ama şu an daha da müsaitiz. Değerlendirmek lazım. O kadar vakit benim de ayarlamam gerekiyor. Sezon sistemi falan oturtmak istemiyorum. Benim öyle bir derdim yok. Öyle bir derdim vardı ama pek çalışmıyor baktığımda. Dediğim gibi biraz böyle daha kurgusal bölümler yapmak istiyorum. İşte eserde denediğim ama çok başarılı olmayan daha kurgu ya yapabileceğim bölümler. İngilizce işte bölümler ya da yurt dışında yaşayanlar gibi benim öyle bir durumum yok. Zaten genelde yurt dışında yaşayanlarla konuşuyoruz yazılımcı oldukları için. Ama hani İngilizce bölüm isterim. Bu sene denk gelmedi. Ama zamanlı olacaktır gibi de duruyor. Böyle diyebileceğim. Benim benim için durumlar böyle. ya Sen benimkileri söylemiş oldun şimdi Ender. Benimkilere bakıp bakıp <laughs> yorum yapıyorsun. Öyle mi oldu? Özür dilerim ya. Yani... <laughs> Abi, Peki. Abi iyi... Bunu istemiyorum falan dedin abi o Evet yani oldu yani. <laughs> yani yok Ama ne yapayım kesişmiş Yani yazmışsın buraya evet benim de öyleymiş Ben de buraya yazdım göstereyim bir kağıdı <laughs> Neyse ben Hayır şunu ben demek Ben yerine de söylemiş oldum Hayır ettik arkadaşlar. <laughs> Hayır benimkileri istemediğini söyledin sen Benim söylediklerimi istemediğini söyledin Neyse ben ha. şimdi anlatayım da anlayacaksın şimdi demek istediğimi. Ama yani. daha güzel işte, daha güzel. Birimiz öyle, birimiz böyle. Say Allah'ım ya. Olan Neyse. Benim için de Ender'in istemediğim dediği şeyler aslında sezon sistemine oturtmak. Çünkü biraz beklentiyi daha iyi yönetmek istiyorum dinleyici tarafında. Böyle hani birkaç ay bölüm yok, birkaç ay üst üste bölüm var. Hani biraz da ne zaman oluyor, olmuyor belli değil. Hani oraları dinleyici tarafında daha iyi yönetecek bir aslında sistem istiyorum. Tam çözemedim nasıl olacağını. Ama hedefim o yönde biraz daha hani tahmin edilebilir bir düzene oturtmak aslında podcast'i. Bir tanesi daha önce söylediğim farklı sektörlere giriş yapmak. Film, restoran, işte spor takımları, inşaat bile yazdım yani. İnşaat bile aslında konuşulabilecek bir şey. Karadeniz müteahhit varsa aramızda. Onunla da konuşmak isterim. Bakayım ben senin için var mı? Bir da bakarsan benim için güzel olur. Ben de memlekete gidince sorarım abi. Şey. Ne çok inşaatçı tanıdığınız varmış arkadaş. Başka bir şey podcast, Hayır çok var da podcast alırsan neler olur hiç bilmiyorum. <laughs> Sıkıntı yok. Bir de daha fazla global konukları arttırmak hedefindeyim. Ya bu sadece İngilizce olmak durumunda değil. Yani İngilizce bölüm yine çekerim. Benim hoşuma gidiyor. Hani farklı Türk olmayan insanları almak benim hoşuma gidiyor. Çünkü farklı kültürlere farklı bilgilere erişim sağlıyoruz. Ama aynı zamanda yurt dışında çalışan insanları daha fazla aslında dinlemek de istiyorum. Farklı coğrafyadaki. Ya yani yaptık geçmişte bunu. Ama hani belki oranını arttırmak istiyorum diyebilirim. Benim için de 2023 podcast tarafındaki hedefler bunlar. Ali Eren senin var mı? Ya hedef konusunda benim için en büyük olan şu, yani yapmaya çalıştığım şey tabii ki daha fazla interaksiyon olsun, işte e, tweetlerin altında konuşalım, retweet edelim, konuşalım, 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 üzerine bir gitsin, engagement diyebiliriz yani bunların üzerine. Bunları değiştirmek için aslında ilk başta çok efor sarf etmiştim. İşte tasarımları değiştirdik. Siteyi değiştirdik. Bu sene hiç bundan konuşmadık. Bu sene site değişti. Basbaya. Doğru doğru konuş. Evet. Anlat bakalım. <laughs> ben top attım ama pası alamadın Topu abi. Atmış. Topu attım pası alamadın. <laughs> güzel pas atmıştık. Bağlayı boşa gitmiş o. Görmedik. ya. Boşa, yani. boşa gitmiş evet. Olsaydı Siteyi tüccarledik <laughs> bu sene. Basework'e de buradan selam verelim. Basework'le beraber çok güzel bir site üzerinde tekrar çalıştık ve bayağı 2022 2022'de kurulmuş bir startup güzelliğine geldi o site gerçekten. O sağlamlığa geldi. Açıkçası ondan çok memnunum ama daha fazla neler yapabiliriz düşünüyorum. Mesela çok güzel tool'lar var, çok güzel araçlar var. Böyle transkript veriyorlar, onun hakkında böyle çok güzel videolar yapıyorlar. Fakat Türkçe'de pek çalışmıyor hala. O yüzden biraz elimiz kolumuz bağlı. Bunu kendimiz yapmaya kalktığımız zaman da çok sağlam eforu var. Biraz denedik ama çok beceremedik. Audio Wave'den devam ediyoruz. Onun haricinde gerçekten burada daha fazla engagement arttıracak şeyleri yapmak istiyorum. Çünkü tek düz olmaya başladı. Yani işte belli bir yapı var ve o yapıdan pat 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 içerik çıkıyoruz. Belki tasarımlar tekrar güncellenebilir. Daha güzel olabilir. Güzel bir mesaj oldu bence bu. Evet hem siteyi unutmuştuk hem de ya bu engagement tarafında hem podcast anlamında hem de topluluk tarafında yapılması gereken şeyler var. Açıkçası başka şeylere odaklandığımızda en azından ben kendi adıma konuşayım. Oralara çok fazla odaklanamadım. Buradan da bir çağrı olsun. Hani bu konuda bize destek olmak isteyen insanlar varsa da onlar da Valla biz Slack'teyiz. Ender, Ali Eren ben yazabilirler. Bunun üzerine konuşalım neler yapabiliriz diye birlikte. Yani Slack'e gelmediyseniz de Twitter'da da varız. LinkedIn'de de varız. Yok Slack'e gelin. Öyle. Evet yani. Slack'e gelin. Bence de. Ya <laughs> bu arada beni en bölümlerden bir de şu oldu. Çok özür dilerim. Unuttum LinkedIn deyince. Biri bana LinkedIn bu İbrahim'in bölümünden sonra Mattermost işte bu Slack'in open source versiyonu. Hemen hızlı söyleyeceğim ama çok güzel bir geri bildirimdi. Arkadaş bizim bölümü dinlemiş. Mattermost'tan ondan sonra Mattermost open source olduğu için kurcalayıp oraya kodlar yollamış ve e, şu an oranın core developerı olmasa da gene çok dev developer olmuş yani bayağı bir ve sizin sayenizde oldu bu. Teşekkür ederim falan da üretim bandı podcast'inde keşfettim şu bu. Valla ben bunu ondan sonra İbrahim'i falan da paylaştım. Onun da çok hoşuna gitti yani. Benim de şu an şimdi hatırladım. Buraya not almıştım ama kaçırmışım. Güzeldi yani o da böyle şeylere vesile olabiliyoruz. Öyle paylaşmak evet. tekrardan. İşte Duygusal bence <laughs> Ya güzel bir bence şey örneği bu. Topluluğun çalıştığının göstergesi bence. Yani illa Slack üzerinde olmasına gerek yok. Etkinlikte tanışan insanlar oradan işte iş bulan insanlar, işte sosyal medyadan tanışan insanlar, Slack'te tanışanlar, DM'den konuşanlar bayağı bir aslında arkadaş şey ya dönüyor. Yani Slack'in analitikslerine falan da baktığınızda da mesajlaşma vesaire falan filan var. Etkinliklerde de zaten böyle aa biz işte Slack'ten tanışıyorduk ama ilk defa hani fiziksel ortamda bir araya geldik, muhabbet ediyoruz falan. Sanki 40 yıldır arkadaş gibi böyle muhabbet eden insanlar gördüm yani etkinliklerde. O da güzel bir ortam. Hani bunu arttırmak için aslında bir şeyler yapabilsek güzel olur. Ben de böyle konuşurken şunu da ekleyeyim dedim. Bunu Açıkçası ben de şu anki müdürümü ilk tanıştığım zaman PLS'ti. Samit'te tanışmıştık yani yüz yüze. Orada bir konuşmuştuk. Ondan sonra bir şeyler oluşmuştu yani. Etkinlikler, topluluklar, Slack birbirinden güzel. Gelin. <laughs> evet ya burada bence kazanılacak çok şey var. İçerine hani zaman ve efor olarak hani ne kadar yatırım yaparsanız bence o kadar geri dönüşü oluyor bu topluluğun. Bunu birden fazla örnekte gördük diyelim ve herkese umarım çok güzel bir 2022 olmuştur ve daha da güzel bir 2023 olur. Podcast içi dışı her konuda diyelim. Şimdiden mutlu seneler. Bu bölüm ne zaman çıkacağız bilmiyorum. 2023 çakalmaz e kalmaz bence 2022'nin sonunda olur. Şimdiden iyi seneler diyelim ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.